Eğer harcamayacaksam birikim yapmanın anlamı var mı? Parayı mezara mı götüreceğiz? Ben gençliğimi yaşayamadıktan sonra yaşlandığımda parayı ne yapayım? Eğer ot gibi yaşayacaksam niye zengin olayım? Bu tarz eleştirileri çoğu zaman yatırım ve birikimin önemini anlattığımız paylaşımlarda alıyoruz. Ve tabii ki belli açılardan bunların haklı yanları da var. O yüzden bu videoda acaba yatırımı neden yapıyoruz? Uzun vadeli yatırımı neden yapıyoruz? Bunu açıklamak istiyorum ve bu videoda iki tane amacım var. İlk amacım yatırım, birikim ve gelir düzeyimizin gelişimi arasındaki ilişkiyi açıklamak istiyorum. İkinci olarak da uzun vadeli yatırım yapmanın yaşam standartımıza yaptığı 6 adet katkıyı özetlemek istiyorum. İyi seyirler dilerim. Burada sizinle iki adet grafik paylaşıyorum. Bu grafikler ayda 30.000 TL kazanan ve kazancının %20'sini birikime dönüştüren ve bu birikimleri de yıllık %8 enflasyonun üstünde reel getiri ile değerlendiren bir insana ait. Ve burada yata eksende yılları görüyoruz. 1'den 30 yıla kadar devam ediyor. Dikey eksende ise birikim düzeyini görüyoruz. Üstteki grafik maaşa ve bu kişinin kümüle yatırımına ait ve maaşının sadece %20'sini biriktirerek bu kişi 30 yıllık bir zaman diliminde 8 milyon TL'lik birikim geçiyor ve bu birikim de enflasyona göre düzeltilmiş bir değer. Yani bugünün parasıyla 8 milyonu geçiyor. Aşağıdaki grafikte ise mavi çubuklar 30 bin liralık maaşı yani yıllık olarak 360 bin TL'ye denk geliyor onu. Turuncu ise birikimlerden elde edilen %8'lik reel getiriyi ifade ediyor. İlk başta belki reel getirimiz düşük çünkü hiçbir birikimimiz yok. Fakat birikimimiz belli bir seviyeye varınca artık birikimimiz de adeta bir maaş getirisi elde etmeye başlıyor ve bu yaklaşık 20 yıllık bir zaman diliminde oluyor. Eğer %20 değil de %30 tasarruf yaparsak ya da hayal, mesleki hayatımızın ilk yıllarında ek işlerde vesaire çalışarak ek getiri elde edersek muhtemelen bu 20 yılı daha aşağıya çekmek de mümkün ve daha, çok daha kısa sürede ek gelirimiz ya da yatırımlardan elde ettiğimiz reel gelirimiz maaşımızı geçecek. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki mesela 250 300 bin doları olan, birikimi olan bir kişi bunu güzel etkin bir şekilde değerlendirirse bir memur maaşı kadar getiri elde edebiliyor. Eğer 1 milyon doları olan bir kişi bu parayı iyi bir şekilde değerlendiriyorsa üst düzey yönetici kadar bir getir elde ediyor ve bunu hiç çalışmadan yapabiliyor. Birikimimizin ve yatırımlarımızdan elde ettiğimiz getirilerin zamanla maaşımızın yerini nasıl aldığını gösterdik. Şimdi de uzun vadeli yatırım yapmanın, belli bir birikim sahibi olmanın hayatımıza yaptığı katkıları anlatmak istiyorum. İlk olarak finansal güvenceyi bir birikim sahibi olmanın en büyük avantajı olarak listeleyebiliriz. Bir kaza geçirdiğimizi düşünelim ya da işten atıldık, çalıştığımız şirket iflas etti ve ani bir şekilde para ihtiyacımız oldu. Eğer birikimimiz varsa bu süreci çok daha rahat atlatırız. Birikimimiz yoksa ise bir kabusun başlangıcı olur. İkinci elde ettiğimiz fayda ise şu. Eğer birikimlerimiz çok ciddi miktara gelirse, mesela grafikte göstermiştik, belli bir süre sonra birikimlerimizden elde ettiğimiz getiri maaşımızı bile geçiyor. Eğer öyle bir seviyeye gelirsek maaşımızı gönlümüzce harcayabildiğimiz gibi belki birikimlerimizden elde ettiğimiz reel getirileri de ekleyip daha da üst standartlarda yaşayabiliriz. Aslında tasarruf yapmak sadece hayatta ödün vermek değildir hayatın belli bir aşamasında ise yaşam kalitesini yaşam standardını yükseltme anlamı taşıyabilir. Eğer birikimimiz varsa ve bu birikimleri yatırıma dönüştürdüysek bu ek gelir kaynaklarımızın da olduğunu gösterir. Ve ek gelir kaynaklarımızın varlığı iş seçiminde de bize yardım eder. Çünkü sırf daha yüksek maaş veriyor diye çok zor şartlarda olan bir işi tercih etmeme fırsatı yakalayabiliriz ya da işten memnun değiliz, ayrılmak istiyoruz. Bu durumda da bizim elimizi kolaylaştırır. Kenarda birkaç milyon TL'si olan bir kişiyle hiç parası olmayan bir kişiyi düşünün. Bu kişilerin belli bir işte çalışırkenki davranışları bile birbirinden farklı olacaktır. Dördüncü olarak büyük bir alışveriş yapmak ancak birikim ve yatırım sahibi olmakla mümkün. Örneğin bir ev alacaksak, bir araba alacaksak muhakkak birikimlerimizin, yatırımlarımızın olması şart. Yoksa peşinatı bile ödememiz mümkün değil. Yani kredi alsak bile bu tarz büyük alımlar yapma şansımız olmaz. Beşinci olarak finansal özgürlüğe kavuşma da önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Tabi günümüz şartlarında finansal özgürlüğe kavuşmak çok kolay değil. Ama şekilde de sunumun başındaki grafikte de görüldüğü üzere eğer birikimimiz belli bir seviyeyi aşarsa bu adeta bize maaş üstü bir getiri sunuyor. Aksi takdirde birikimlerimiz ve yatırımlarımız olmazsa emekli maaşlarının alım gücünün de düştüğünü düşünürsek yaşlılığımız çok kötü geçer. Fakat birikimleri, yatırımları etkin bir şekilde yönettiğimiz bir senaryoda finansal özgürlüğü elde edersek hem maaşlı bir işte çalışma zorunluluğumuz olmaz, hem istediğimiz işi yapma fırsatımız olur, hem istediğimiz hobilere vakit ayırma fırsatımız olur. Kısaca özgür oluruz. Altıncı olarak başarının verdiği haz da bence yatırımdan elde edebileceğimiz kazanımlardan biridir. Bazıları futbol takip ederek, bazıları at yarışlarını takip ederek mutlu olabilir. Bazıları için ise yatırımları bu fonksiyonu görmektedir. Yaptığı yatırımların sonuçlarına bakar ve başarılı yatırımlardan mutluluk duyar, başarısız yatırımlardan mutsuzluk duyabilir. Bu da hayatı renklendirici bir fonksiyona sahiptir. Bu videoda yatırım ve birikim sahibi olmanın hayat standartımıza yaptığı katkıları anlatmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkür ederim.